Güney cephesinden başlayacağız. Öncelikle Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı, Kilitbayır Kalesi'nden geçip Seyit Onbaşı'da durup indikten sonra Şahinleri Hastane Şehitliği'ne bir gezeceğiz. Oradan Alçıtepe Köyü'ne, oradan Şehitler Abidesi'ne. Eğer vakit ve hava durumu müsait ederse Yahya Çavuş'a, oradan da Kuzey Cephesi'ne geçeceğiz. Kuzey Cephesi'nde 57. Alay ve Conk Bayırı'nı ziyaret ettikten sonra geri dönüşümüz başlayacak. Bana bunu nasıl yapabilir? Bir el omzumdan tutup beni kendime getirdi. Çabuk Sıhhiye'ye yardım et. Kendine gel, acele et. Sıhhiye! Sıhhiye! Kaydın kardeşim. Dayan, kartıma geliyor. Sıhhiye! Sıhhiye! Başlarınızı eğerek yürüyün alacağım. Kartıma geliyor. İflamlar! İçimdeki öfke ve insan duygusu casur. Bir an evvel siperde taarruza çıkmalıydı. Katılacağımız kıtaya yanaşmıştık. Hemen şu ilerideki siperde olmalıydı. O siperi ararken hemen solunda kalan siperde ardı arkası kesilmeyen piyade ateşini duydu. Ateş basamağına çıkmış peşi sıra dizilmiş neferler mavzerlerini düşmana doğrultmuş namlularına ateş kusturuyorlardı. Onları seyrederken arkadan kuvvetli bir ses, "Hadi sizi bekliyoruz, nerede kaldınız?" diyordu. Onbaşı bizi hazır kıtanın olduğu sipere çağırıyor. Nihayet kıtamıza kavuştuk. Artık hazır. Gelecek emirle birlikte ön sipere geçip taarruza kalkacağız. Vakit bizim vaktimizdir. Vatan bizden görev bekler. Gazamız mübarek olsun. Üçüncü bölüğün arkasından biz çıkacağız. Süngü tak. Emrimle birlikte taarruz için sipere koşun. Süngümü taktım. Kütüklüğümü kontrol ettim. Fişeklerim tamdı. Onbaşının emrini beklerken sipere gelen bir asker. Çorbasını içmeyen kalmasın. Kesin emir var. Taarruzdan evvel neferin karnı iyice doyacak. Yıl 1915. Çanakkale Cephesi'nin en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı, Arıburnu Cephesi'nde yeni görevlendirildiğimiz kahraman arkadaşlarımızın can siperhane savunduğu siper hattına doğru ilerliyoruz. Siper hattına doğru ilerlerken cepheye iyice yaklaştığımızın farkındayız. Uzaktan İtilaf ordularının donanmasından atılan topların ve obüslerin sesleri artık kulağıma çok net geliyordu. Keşif uçaklarının zamansız bir şekilde göğü yararcasına üstümüzden geçtiğini duyuyordum. Çok yenilenmiş ya. Buralar. Ne güzel olmuş. Şöyle yerde. Türk bahçesindeyiz. Bakın. Birinci Dünya Harbi'nde biz 9 cephede savaştık. 8 tanesini kaybettik. 1 tanesini kazandık. Kazandığımız Çanakkale. Diğer kaybettiğimiz 8 cephe şurada yazıyor. Irak cephesi, Makedonya cephesi, Kafkas Şark cephesi, Filistin, Sina, Romanya, Suriye, Arabistan İcaz cephesi ve Galicia cephesi. Hadi.
Bir şeyler de alıyor mu bol? Size bahsettiğim şehitler abidesi, arkada rölyef ve bahsettiğim bayrak direği. Bugün bayrak asılı değil ama. Şimdi size serbest zamanda ne kadar yeter bu alanı gezmek? Yarım saat yeter mi? Alanı gezdik tamam, ki başka zaman... gezeceğimiz yer var mı burada? Burada mı? Ha? Yok burası. Tamam buraya geldik zaten. Ya gezmek, fotoğraf çektirmek bilmem ne bazen Allah. Çok zaman istiyor gelen bir saatler. 10 dakika. O zaman şöyle yapalım. Saat 12'yi işte 18 falan geçiyor. 14. Buçukta. Buçukta şu camiyi görüyorsunuz değil mi? Evet. Caminin ön tarafında oturaklar var heykelin arkasında. Tamam. Buçukta herkes orada olsun. Ben sizi farklı bir yere götüreceğim. Tamam. Araca kimse gitmesin. Tamam. Lavabo şurada aşağıda arkadaşlar. Merdivenlerden ineceğiz. Hemen. Bu çok siyah buna ya. Bakın teyzeler gidiyor orada. Bu asil değil mi ya bu şey? Tabii bu gerçek şey. Sadece ne dedim? Şehidimizin başı var burada. Başını kesip gittiği zaman